Yılda verilen maddelerden hangisinin türü yanlış verilmiştir? Yani tür derken atom, molekül, iyon, kimyasal türünden bahsediyoruz. Helyum zaten bir soy gazı olduğu için doğada atomik yapıda bulunur. Dolayısıyla atom türü doğrudur. CH4 bir bileşik molekülü, yani metan dediğimiz madde. Dolayısıyla molekül olarak doğru. Hidrojen gazı ise H2 olarak verildiğine göre bir element molekülü olmalıydı. Yani o halde molekül kimyasal türüydü. Atom olsaydı tek bir H atomundan bahsederken atom diye bahsetme şansımız var. Ama H2'den bahsederken, hidrojen gazından bahsederken molekül demeliyiz. Yani cevap C. Ama yine de bakalım. Nitrat NO3 eksi, yani o bir anyon, yani iyon türü. Amonyum NH4 artı yüklü bir katyon, yani o da bir iyon. Dolayısıyla yanlış verilmiş olan C seçeneği olacak. X9, Y11 ve Z15 atomlarının oluşturduğu X2, YX ve ZX3 maddeleriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Önce maddelere bakalım. X9 katman dizilim 2,7, yani 7A grubunda bir ametal. 2,8,1, 1A grubunda bir metal. 2,8,5, 5A grubunda bir ametal. Peki X2 dediğimizde göre, yani aslında iki tane X birbirine kovalent bağla bağlanmış. Yani bir molekül oluşturmuş. Peki aynı tür ametal atomları arasında elektron ortaklaşmasıyla kurulan bağ apolar kovalent bağdı. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. YX bileşiği elektron alışverişiyle kurulur. Böyle olması için biri metal, biri ametal olmalı. Peki Y'ye bakıyorum. Y 1A grubunda, yani Y bir metal. Peki X'e bakıyorum. X de 7A grubunda bir halojen, yani ametal. Metal ametal bileşiği olduğu için YX nasıl bileşiktir? İyonik bağlı bileşiktir ve iyonik bağlı bileşikler elektron alışverişiyle kuruluyordu. Metal elektron veriyordu, ametal de elektron alıyordu. Dolayısıyla bu ifade doğru. ZX3 bileşiğinde pozitif yük yoğunluğu Z atomunun etrafındadır. Öncelikle ZX3 bileşiğinin yapısı şu. Yani Z 5A grubu elementi 3 tane bağ yapmış, 3 tane değerli elektronu kullanmış, ikisi bağ yapımına katılmamış. Peki X de şuydu, X de 7A grubu halojeniydi. Dolayısıyla bir elektronunu bağ yapımında kullandı, ortak kullandı, geriye kalan 6 elektronun etrafında gösteriyoruz. Peki Z ve X'e baktığım zaman X periyodik sistemin 7A grubunun ilk elementi. Z de 3. periyot 5A grubu elementi. Yani şurası 2. periyot, şurası da 3. periyot. Şurası da 5A ise Z de şurada bir yerde. Periyodik sistemde elektronegatiflik genel olarak halojenlere, yani 7A grubuna doğru gidildikçe artıyordu. Bu elektronegatiflik dediğimiz şey ise bağ elektronlarını çekme kabiliyetiydi. O halde elektronegatifliği fazla olan X bağ elektronlarını kendisine daha fazla çekeceği için kısmi negatif yüklenecek. Yani burada elektron yoğunluğu X'in üzerinde olacak. Şu bağ elektronlarını X kendisine yaklaştıracak. Bağ elektronlarını X kendisine daha çok çekecek. Böylelikle elektron yoğunluğu X'in üzerinde olacak. Burada pozitif yük yoğunluğu Z atomun etrafındadır demiş. Yani X'in üzerinde negatif yük yoğunluğu olduğuna göre Z'nin üzerinde pozitif yük yoğunluğu olacak. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Demek ki cevabımız E seçeneği olacak. Yukarıdaki periyodik sistemde belirtilen 1 ve 2 nolu oklar yönünde niceliklerinin genel değişimi bize sorulmuş. Şimdi 1 ve 2 nolu oklar yönüne bakacağız ama önce şuna bir bakalım. Atom çapı hangi yönde değişirdi? Periyodik sistemde atom çapı en büyük olan element fransiyum nerede bulunur hocam? 1A'nın en altında bulunur. Demek ki fransiyuma doğru, yani bu yönlerde gidildikçe atom çapı artar. Peki o halde burada bir yönünden bahsediyor. Bir yönü bunun tersi, yani şöyle gidiyorum. Demek ki bir yönünde gidildikçe atom çapı azalmalı. Yani o zaman bir yönünde gidildikçe atom çapı azalır. Peki iki yönünden bahsediyor. İki yönünde gidildikçe de atom çapı azalır. Benim yönlerim tersine gidiyorum. O zaman bir ve iki yönünde atom çapının azaldığını söyleyebilirim. Peki iyonlaşma enerjisi periyodik sistemde en yüksek olan element 8A'nın zirvesindeki helyumdu. Yani bu yönlerde gidildikçe iyonlaşma enerjisi artar. Yani doğadaki en kararlı atom da zaten helyumdu. Gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron kopartmak için gereken enerjiye biz iyonlaşma enerjisi diyorduk. Peki iki yönü bu yön, bir yönde bu yön. O zaman demek ki bu yönlerde gidildikçe iyonlaşma enerjisi artar. Yani 2 numara için artar diyeceğim. Peki elektronegatiflik ise şu iyonlaşma enerjisiydi bu arada. Elektronegatiflik dediğimiz kavram ise bağ elektronlarını çekme kabiliyeti. Elektronegatifliği en yüksek olan element 7A'nın zirvesindeki flordu. Yani 7A'ya, yani periyodik sistemde sağa ve yukarıya doğru gidildikçe elektronegatiflik artar. Bu yönler de zaten o yönler. Yani 2 numara bu, 1 numara bu. Demek ki elektronegatiflik de artar.
Demek ki azalır, artar, artar şeklinde olmalı. Cevabımız da B seçeneği oldu. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin sistematik adı yanlış verilmiştir? İlk bileşiğimiz bir metal-ametal bileşiği ama bazı metaller özeldi. Mesela demir, kobalt, nikel, kalay, kurşun, bakır, civa, altın gibi bazı metaller bileşiklerinde farklı pozitif değerlik alabiliyordu. Bu farklı pozitif değerliği biz bileşiği adlandırırken parantez içinde Roma rakamı ile belirtiyorduk. Mesela buradaki kükürt 6A grubu elementi -2 alacak. Yani metallerle ametaller bileşik yaparken ametal kendini soy gaza tamamlayacak kadar negatif oluyordu. O da 6A -2. O halde kobalt artı 2 yüklü. Kobaltın yükünü belirtmiş miyiz Roma rakamıyla? Evet, zaten belirtmek zorundaydık. Elementin adı kobalt, yükü 2 ve sülfür. Dolayısıyla doğru. Peki, bir ametal-ametal bileşini adlandırırken Latince atom sayılarını belirtiyordum. 2 tane fosfor var, onun için difosfor. 3 tane oksijen var, trioksit. Dolayısıyla doğru verilmiş. Peki, krom. Aynı şekilde krom da bizim için buradaki elementlerden birisi. Yani krom da farklı pozitif değerlik alabilir. Dolayısıyla o bir metal, Cr2O3'te oksijen eksi 2, krom ise artı 3 değerlik alır. Bir metal ametal bileşiği adlandırırken böyle di-tri gibi latlar koymayacağım. Yani onu sadece nerede kullanıyordum? Onu sadece ametalleri adlandırırken kullanıyordum. Ametal ametal bileşikleri. Bu bir metal ametal bileşiği krom. Peki yükü ne hocam? 3. Çünkü farklı pozitif değerlikler de alabiliyor. Bunu onun için belirtiyorum. Krom 3 oksit demeliydim. Yani doğru adlandırma bu olmalıydı. Dolayısıyla yanlış. Bir kök kök adlandırması, kök kök bileşikleri adlandırırken kökün adı kökün adı. Pozitif kök NH4 artı adı amonyum. Peki negatif kök fosfat eksi 3. Amonyum fosfat doğru adlandırılmış. Alüminyum farklı pozitif değerli olmayan 3A grubunda bir metal yani toprak metali. Bileşiklerinde sadece artı 3 değerlik alabiliyor. Yani bir iyonik bileşik adlandırırken metal ametal adlandırırken metalin adı ametalin adı. Metalin adı alüminyum. Oksijen de eksi 2 yüklüyken oksit diye adlandırıyorduk. Dolayısıyla doğru. Yani cevabımız C seçeneği olacak. Kütleci %80 saflıktaki M gram kalsiyum karbonat katısının denklemine göre %25 verimli ayrışması sonucu NK'da 4,48 litre karbondioksit gazı oluşuyor. Şimdi burada net olmayan bilgiler var. Mesela kütleci %80 saflıkta ama kaç gram olduğu belli değil. %25 verimli ayrıştıracağım ama kaç gramını ayrıştıracağım belli değil. Dolayısıyla yapmam gereken şey net bilgiye takılmak. Net bilgi her zaman reaksiyonda oluşan ya da harcanan anlamına geliyor ki burada normal koşulda 4,48 litre karbondioksit gazı oluşmuş. Yani 4,48 bölü normal koşullarda 1 mol 22,4 litreydi bölüyorum ve 0,2 mol karbondioksit olduğunu anlıyorum. Demek ki şurada reaksiyonun altında 0,2 mol CO2 oluşmuş diye yazabilirim. Şimdi katsayılarla geçiş yapabilirim. Katsayısı 1, katsayısı 1. O zaman 0,2 mol oluşmuşsa demek ki kalsiyum karbonattan 0,2 mol harcanmış. Harcayabildiğim kısım saf olan kısmı. Peki 0,2 mol kalsiyum karbonat kaç gram yapar hocam? 100 gramdı 1 molü. Demek ki 0,2 çarpı 100'den 20 gram CaCO3 harcadık. Peki bu 20 gram yüzde kaç verimdi? %25 verim. Demek ki %25'i 20 grammış. Not alabilirim. %25'i 20 gram ise bunun %100'ü ne kadardır diye sorarım. Yani 4 katı o halde %100'ü 80 gram. Bu 80 gram saf olan kısım. Peki saf olan sadece reaksiyona girebiliyor. Halbuki başlangıçtaki örnek %80 saflıktaydı. O zaman diyebilirim ki %80'i yani saf olan kısmı 80 gram ise bu kalsiyum karbonatın %100'ü yani saf olmayan kısımlarla beraber kaç grama denk gelir? Aşamalı bir şekilde geçiş yapıyorum. İşler dışlar 80'ler gitti zaten. Demek ki 100 grammış. Peki o halde bize de sorduğu oydu zaten. M değeri kaçtır diye 100 istersen kontrol edelim. 100 gram aldım. %80'i saf. Demek ki 80 gram. 80'i %25 verimle parçaladım. Yani 1/4 25 gram. Yani 20 gram. Peki 20 gramı 0,2 mol yapıyor mu? Evet yani 20 gramı gerçekten 0,2 mol yapıyor. Sağlaması da bu. Cevabımız D seçeneği olacak. Normal koşullarda 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane kendisi değil arkadaşım atom içeren CH4 gazı ile ilgili. Önce şu 3,01 çarpı 10 üzeri 23 değerinden kurtulalım.
Bunu 6,02 çarpı 10 üzeri 23'e bölüyorum ki molünü bulayım. 0,5 mol. Demek ki 0,5 mol atom içeriyormuş. Şimdi CH4'e bir bakalım. CH4'ün yapısı 1 karbon 4 hidrojen. Yani 5 atomdan oluşuyor. Peki bizim CH4'ümüz N mol olsa içinde kaç mol atom vardır diye sorsam. N çarpı 5. 5 N mol atom var diye söyleyeceksin. Ne kadar atom olduğunu biliyorum. 0,5 mol. Demek ki bu değer 0,5'e eşitmiş. Demek ki N eşittir 0,1 molmuş. Yani elimizde 0,1 mol CH4 var. Şimdi buradan devam edebiliriz. Yani şuna bakacağım ve buna göre soruyu çözeceğim. Şimdi ilkin ne soruyor? Bir kere hangi koşulda olduğunu söylemiş? Normal koşullarda. Normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre. Bizim gazımız 0,1 mol. O halde 0,1 çarpı 22,4'ten 2,24 litre olmalıydı. Burada 22,4 dediği için yanlış. Peki 1,6 gramdır. CH4'ün birim kütlesini şuradan hesaplayalım. Karbon 12 hidrojen 1, 4 tane hidrojen olduğu için birim kütlesi 16. Peki 0,1 molü ne kadardır? 0,1 çarpı 16'dan 1,6 gramdır. Dolayısıyla doğru. 0,1 Na tane molekül. Na tane molekül zaten ne demek hocam? Mol demek. Avogadro. Na tane, Avogadro tane olan her şey 1 mol demekti. Demek ki 0,1 mol demek istiyor. Biz de zaten 0,1 mol olarak bulmuştuk. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak. Bir miktar potasyum klorat katısı %50 verimle tepkimesine göre ayrışıyor. Ama ne kadar potasyum klorat olduğunu bilmiyorum. Bakalım başka bilgi var mı? Açığa çıkan gaz yani oksijen gazı normal koşulda 6,72 litre hacim kaplıyormuş. İşte bu net bilgi. Oluşan ya da harcanan. 6,72 bölü 22,4 yapıyorum ki molünü bulayım. 1 mol gaz normal koşulda 22,4 litreydi. Buradan 0,3 mol O2 gazı oluştuğunu anlıyorum. Şuraya yazayım 0,3 mol. Şimdi bize başlangıçtaki KClO3'ü soruyor. Geçiş yapalım katsayılarla. Yani 3 bölü 2 yani 1,5 demek. 1,5 mole 1 mol. Şimdi 1,5 mole 1 mol ise 3 mole 2 mol. 0,3 mole 0,2 mol. Orantıyla da bulabiliriz. Demek ki harcadığımız potasyum klorat 0,2 molmuş. Peki 0,2 mol potasyum klorat harcıyorum. Peki bu 0,2 mol yüzde kaçına denk geliyormuş? %50'sine. Demek ki aslında elimde başlangıçta bu %50'si ise %100'ü iki katı yani 0,4 mol KClO3 varmış. Bu %50'si ise %100'ü ne kadar diye soruyorum. 0,4 mol KClO3 zaten sap. Peki bize başlangıçtakini soruyor. Demek ki 0,4 mol KClO3'ün kütlesini bulacağım. 1 mol ne kadar? 122,5. Demek ki 0,4 çarpı 122,5 yapacağım. O da ne getirir hocam? 49 gram gelecek. O halde cevabımız D seçeneği olur. Aşağıda verilen asit ve bazlardan hangisinin suda iyonlaşma denklemi yanlış verilmiştir? Biz ne biliyoruz? Asitler sulu çözeltiye H artı ya da hidronyum yani HCO artı yanı veriyordu. Bazılar da sulu çözeltiye OH eksi yani hidroksit yanı veriyordu. Suya verdikleri H artı ve OH eksi yanı sayısı da onların tezdir değerlerini veriyordu. Peki ama püf noktası şu. Size verilen yani sizin müfredatınızda var olan bileşikler suda iyonlaşırken ortama iki çeşit iyon verirler. Yani bir katyon bir anyon. İki katyon bir anyon. İşte bir anyon iki katyon falan gibi veya iki anyon bir katyon gibi sayılar olmaz. Yani siz şunu bileceksiniz. Bir çeşit katyon bir çeşit anyon. Peki bir bakalım. O halde Na artı ve OH eksi o bir baz hidroksit yonu verecek. Na artı OH eksi doğru verilmiş. Amonyak suda farklı iyonlaşıyordu. Yani amonyak aslında yapısında OH yoktu ama suyun OH'ını ortaya çıkartıyordu. Çünkü sudan hidrojen bağlıyordu. Böylelikle NH4 artı ve OH eksi oluşuyor. Yani doğru verilmiş. Amonyum ve hidroksit yonu. Bu formik asit, CH grubunu görünce organik asit olduğunu anlayacağım. Karboksilik asit. Bu sondaki CH grubundaki H artıyı ortama verebiliyor. Ama burada iki tane H artı diye vermiş. Doğrusu şu olmalıydı. HCO eksi artı H artı şeklinde olmalıydı. Yani yanlış verilmiş. Nitrik asit yine ortama H artı yonu. Dolayısıyla suya verdiği için H artıyı hidronyum iyonuna dönüşecek ve nitrat iyonu doğru verilmiş. Kalsiyum hidroksitte iki tane OH eksi görüyorum. Evet geriye kalan da kalsiyum iyonu olacak. Dolayısıyla doğru verilmiş. Yani cevabımız C seçeneği olacak. Yukarıdaki bileşiklerin içerdiği hidrojen atomlarının kütlece yüzdelerini karşılaştırmamızı istiyor. Hidrojenlerin kütlece yüzdesini karşılaştıracaksam karbonları birbirine eşiteceğim. Böylelikle daha rahat ve hızlı bir şekilde görebileceğim.
Burada 3 karbon var. Diğerine bakıyorum, 2 karbon, 1 karbon. Yani bunlar 6'da eşitlenir. O halde bu bileşiği 2 ile genişleteyim. Bunu 3 ile genişletirim. Bunu da 6 ile genişletirim. Elde ettiğim bileşik şu olur. Yani C6, H16 gibi bir yapı. Buna bakıyorum. Bu C6, H18 gibi bir yapı. Bu ise C6, H24 gibi yapı. Yani hepsinde artık karbon aynı. Dolayısıyla rahatlıkla hidrojenleri karşılaştırabiliyorum. Hidrojen en fazla olan üçüncüsü 24. Yani 3 büyük hidrojen yüzdesi en fazla olan. Sonra 18 ile ikincisi, sonra 16 ile birincisi. Yani 3, 2, 1 şeklinde olmalı. Demek ki cevap D seçeneği olacak. Yukarıda verilen moleküllerden hangilerinin adı doğru verilmiştir? Bir bakalım. NaHCO3 dediğimiz yapı. Burada ayrıştırırsak da görebiliriz. Na artı ve HCO3 eksi iyonlarını içeriyor. Buradaki HCO3 eksi iyonun adı bikarbonat iyonu. Bu bir metal kök bileşiği. Bu da sodyum iyonu. O zaman okurken şöyle okumalıyım. Sodyum bikarbonat. Halbuki burada karbonat diye yazmış. Karbonat ise şuydu. CO3 eksi 2 karbonattı. Buradaki iyon ise bikarbonat. Dolayısıyla bu hatalı verilmiş. Peki. Bu HCOF dediğimiz karınca asidi. Özel adı, yaygın adı karınca asidi. Sistematik adı ise formik asit. İlk karboksilik asit bu zaten. Peki. Bu ise metal ve hidroksit bileşiği içeriyor. Yani bu bir baz. Metal katyonu ve hidroksit anyonu. Metal kök bileşiği. Metalin adı artı kökün adı. Metalin adı potasyum, kökün adı da hidroksit. Yani potasyum hidroksit doğru verilmiş. O halde doğru olanları sorduğu için cevap D seçeneği. Eşit mol sayılı C3H4 ve O2 gazlarının tam verimli tepkimesiyle ilgili hangileri doğrudur? Önce bu tepkimeyi yazıp denkleştirmek lazım. Yani şöyle. Şöyle geniş bir yere yazalım. Şu taraftan başlayalım. Elimizdeki tepkime C3H4 artı O2. 3 tane CO2 oluşacak. Yani karbon ve hidrojen içeren maddelere yakınca karbondioksit ve su açığa çıkıyordu. Denkleştirirken şuraya da 2 yazacağım. Oksijen sayısına bakıyorum. Burada 3 çarpı 2 6 oksijen var. 2 de burada var 8 oksijen. O halde burası da 4 olmalı. Yani şuraya katsayı olarak 4 yazacağım. 4O2. Şimdi bir katsayıya 4 katsayı. Buna dikkat edelim. Biz eşit mol sayılı gazları reaksiyona sokacakmışız. Yani şöyle verebilirsin o zaman. Her ikisi de 4'er mol olsun hocam. 4'e 4. 4 mol alsan O2'den 4 harcıyorsun, kalmıyor. 4 mol alsan C3H4'ten 1 harcıyorsun, 3 mol artıyor. E peki 1 mole 3 mol oluşuyor, 1 mole 2 mol oluşuyor. Yani oluşan 3 mol, oluşan da 2 mol. Şimdi bir bakalım, yanma tepkimesi olduğunu gördük. Oksijenle yakıyoruz zaten, değil mi? Peki oluşan ürünler karbondioksit ve sudur. Evet, karbondioksit ve su. Reaktiflerin reaksiyonunda artan madde O2'dir. Artan kim? C3H4. Dolayısıyla bu yanlış. Oluşan CO2'nin mol sayısı ne kadar oluşmuş hocam? 3 mol. Artan maddenin mol sayısına, evet, o da 3 mol arttı. Eşittir. Doğru. O halde cevap D seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi temizlik amacıyla kullanılan bir kimyasal değildir diye sorulmuş. Şimdi katı sabun, sıvı sabun, bunlar gündelik el hijyeninde veya vesairelerde biz ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. Deterjan yine kıyafet yıkamak için kullanıyoruz. Çamaşır sodası yine aynı şekilde çeşitli çamaşırları ya da kıyafetleri yıkamak için kullanıyoruz. Nitrik asit ise yani tehlikeli, çok kuvvetli bir asit. Kezzap dediğimiz asit. Dolayısıyla o temizlik amacıyla kullanmak için uygun bir malzeme değildir. Yani cevap C seçeneği.